Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Eskişehir'den, Eskişehir Odun Pazarı ve Odun Pazarı'nda bulunan Uğur Mumcu Parkı'ndan, her zaman olduğu gibi de sektörünün en iyilerinden biri Gözlem Kafe Bistro'dan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sorumlumuz Sayın İlkay Çalışır Beyefendi de bulunmakta. Harikulade hizmetleri, verilen başarılı çalışma ve kaliteli hizmetleriyle sektörde gözde bir firma. Bakalım burada verilen hizmet ve sektörden katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İlkay Bey merhabalar, nasılsınız? İyiyiz efendim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun tempo içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Gözlem Kafe Bistro verdiği hizmet, sektör olan katkıları, tercih edilme sebebi, ürün yer pazarı gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın İlkay Çalışır kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben İlkay Çalışır, Edirne doğumluyum. 94 yılında Edirne'de doğmuş bulunmaktayım. Sektöre 2007 yılında başladım. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisinde hizmet vermektesiniz. Evet. Ve özellikle işletmemize baktığımızda Gözlem Kafe'deki sizin hizmet süreniz? Bir senedir buradayım. Bir yıldır buradasınız. Gözlem Kafe'nin açılış tarihine baktığımızda da 2016 anladığım kadarıyla. Bir yıldır başarılı hizmetleriyle şu an bölgede sektörün en iyilerinden biri. Ben burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Yaklaşık kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmekteyiz? 560 metrekare dış hacim, 160 metrekare iç alanla beraber müşterimizi ağırlamakta bulunmaktayız. Yaklaşık 700 metrekare civarında bir alan, bunun yaklaşık 160-170 metresi kapalı olmak kaydıyla 700 metre toplamda özellikle kullandığımız bir alan var. Evet. Ve burada bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme kapasitesine sahibiz? 220 kişiyi şu anda tek çırpıda ağırlayabiliriz. 220 kişi oldukça ciddi bir sayı. 220 kişiye aynı anda aynı miktarda veya aynı kalitede hizmet verebilmek için uzman bir kadroya ihtiyacımız var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Efendim bizlerle beraber çalışan 9 tane ekip arkadaşımız var. Bunların hepsi alanında uzman, kaliteli ve güler yüzlü kişilerdir. Uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroyla çalışmaktasınız. İlkay Bey, size gelen konuklarınız ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte bölge olarak? Saygıdeğer misafirlerimizi, her türlü konuğumuzu, her sınıfa mensup insanı burada ağırlayabiliriz. Yani bizde çok alt sınıfta olan insanlar veya çok üst sınıfta olan insanlar diye kıyaslamıyoruz. Her gelen müşteriye en kaliteli hizmeti vermek için biz burada hizmet kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Başımızın tacı diyorsunuz. Gelen her konuk, evet efendim, herkes birbirinden daha kıymetli, daha fazla değer görmekte gözümüzde. Ve özellikle bölge olarak baktığımızda da Eskişehir'in tamamı, zaman zaman çevre il ve ilçelerden konuklarımız da gelmekte. Evet. Şimdi buraya gelen özellikle misafirleriniz sizden hangi ürünlerle hangi tür hizmetler almaktalar efendim? Bizim burada kuruluş amacımızdan itibaren Gözlem Balaban ve Çiğ Böreğimiz, Eskişehir'de rakip firmalara bile göz konduracak cinsten ürünler sağlayabiliyoruz. Bu ürünleri yeteri kadar hizmet standartlarının üstüne çıkartabiliyoruz. Ve yine özellikle sabah kahvaltılarıyla başlayan güne, tabii, birbirinden kaliteli, doğal, organik ürünlerden oluşmuş bir serpme kahvaltı. Evet. Bunun yanı sıra gün boyu özellikle tespih yiyeceklerimizin içinde bulunduğu yine dünya mutfağıyla da hizmet vermekteyiz. Tabii tabii, evet efendim. Dünya mutfağından ürünlerimiz, makarnalarımız ve tavuk ürünlerimiz, et ürünlerimizin hepsi mevcuttur. Sıcak, soğuk içeceklerimiz gelen konuklarımıza güler yüzünüzle birlikte sunduğumuz yiyecek ve içecekler sınıfına girmekte. Evet efendim. Şimdi biraz evvel söyledik, sektörün en iyilerinden birisiniz ve sizi en iyi yapan özelliklerin sadece bir bölümünü saydık. Ben özellikle tercih edilme sebeplerinin içerisindeki farkı biraz daha açmak istiyorum. Evet, bu sektörde en iyiyiz ama yalnız değiliz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden farklı firmalar da var. Özellikle insanların ısrarla burayı tercih etme sebepleri size göre nedir efendim? Biz insanları para kazanma aracı olarak görmüyoruz. Önemli olan bizde insan kazanmak. Biz buraya gelen her misafirimize gereken övgüyü, saygıyı ve hizmet standartını her zaman en üst seviyede verdiğimiz için gelen konuklarımız bizi her zaman daha fazla sevmeye başladı. Diğer rakip firmalar para gütme amacıyla kazandıkları firmaları biz insanlara farklı şekillerde yansıtıyoruz. Hizmet kalitesi, güler yüzlü çalışanlarımız, büyük bir evimiz var burada ve bu evde konuklarımızı her zaman ailemizden birey olarak görmeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyetini esas alan bir çalışma gerçekleştirmektesiniz ki o zaten doğal olarak size parayı da kazandıracak özelliklerden bir tanesi. Tabii ki ürünün kalitesi, verilen ürünün arkasında durma özellikleriniz, özellikle profesyonel kadronun burada misafir ağırlama sistemleri sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar. Ancak kafemizin bir özelliği daha var. Adı üzerinde Uğur Mumcu Parkı'ndayız ve yine birçok sayıda insanın da özellikle Uğur Mumcu'nun, özellikle rahmetli buradan saygıyla anıyoruz, bombalandığı araç da burada onlara sergilenmekte. Biraz ondan söz eder misiniz? Tabii efendim.
Uğur Mumcu alçakça bir suikaste kurban gitmiştir. İyi insanların ve kötü insanların yaşadığı bir toplumda bulunuyoruz. Bu toplumun bize kattığı değerleri burada kendisini daha iyi anlamak amacıyla onun anısına bir park açıldı. Değerli Uğur Mumcu anısına dışarıdan getirdiğimiz turlarla veya kendi halkımız tarafından ziyaret edilmesinin bize yararı oluyor tabii ki de. Biz burada tarihimizi görüyoruz. Biz burada ürün satmıyoruz. Şu an tarihimiz karşımızda yatıyor efendim. Bunun en acı örneklerinden bir tanesi gelen insanlar özellikle burada sizler sayesinde onu koruma altında tutarak onlara sunduğunuz gibi hem sizden böyle bir görsel şov izlerken hem de burada birbirinden kaliteli ürünlerle onları ağırlayabilme imkanı veriyorsunuz. Şimdi dediğimiz gibi şu an sektörde en ileriden birisiniz. Ben biraz geriye yönelik plan projelere de değineceğim. Önümüzdeki yıllarla ilgili projelerimiz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii ki de gelecek yıllarda daha fazla müşteri portföyümüzü arttırmak, onlara daha iyi kaliteli hizmet verebilmek ve insanların güler yüzü kaliteli mutfağımız onları buradan mutlu mesut şekilde uğurlayabilmek istiyoruz. Tabii ki zaman içerisinde daha fazla insana hitap etmek, bünyenizde daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var. Ama önceliğimiz kalite ve kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek diyebiliriz. Evet Mehmet. Biraz evvel söyledik. Sektörün en iyilerindensiniz ve sizi en iyi yapan özelliklerin siz sadece bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaşıyorsunuz. Ben biliyorum ki bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yaklaşık bir yıldır sizleri bu sektörde tanıyan, sizlerden hizmet alan, aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak bugün müşteri portföyünüzü oluşturmuş birçok değerli izleyicimiz de bulunmakta. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Göndermek isterim. Bizi sevdiğiniz, bizimle beraber burada vakit geçirdiğiniz ve yemeklerimizin tadına beraber varabildiğimiz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evimize her zaman sizleri yine bekliyoruz. Artık onlar sizin büyük aileniz umuyorum ve diliyorum. Uzun yıllarda onlarla birlikte burada hizmet vermek ve onlarla birlikte onları ağırlamak adına sizleri tercih etmeye devam ederler. Bizlere ayırdığınız zaman için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Eskişehir, Odun Pazarı, Uğur Mumcu Parkı'ndan ve sektörünün en iyisi Gözlem Kafe Bistro'dan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.